Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan sizlere Cuma hutbesinin Türkçe'ye çevirisini sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Subhanellezi asra bi abidihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havleh linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah nüksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İsra ve Miraç yolculuğu sebepleri ve sebepleyicilerini de yaratan Cenab-ı Hakk'ın mutlak kudretinin büyüklüğünü gösteren büyük bir mucizedir. İnsanların aleminde garip olan şeyler Allah'a garip değildir. Allah Teala şöyle buyurur. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Allah Teala sevgili Hazreti Muhammed Mustafa'yı bu mübarek yolculukta desteklemiş. Büyük ayetlerini ve yüce kudretinin harikalarını ona göstermek için onu dünya aleminden sema mertebesine yükselterek Sidretül Münteha'ya götürmüştür. Bu büyük ayetlerden bir kısmını bildik ve bir kısmını da bilmemekteyiz. Yüce Allah tarafından Hazreti Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Sonra en yüksek göklere yükseltikten sonra tekrar Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Mescid-i Haram'a geri götürüldü. Bu yolculuk tek bir gecede gerçekleşti. Bu da benzeri olmayan mutlak ilahi kudreti göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göklerin hükümranlığında Allah'ın kudretinin harikulade ayetlerini görmüştür. Kur'an-ı Kerim Allah'ın büyük ayetlerine dikkatimizi çekmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Varlığımızın delillerini ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Bu önemli ayetlerden biri Allah Teala Hazreti Peygamberimize Burak'ı yolculukta bir taşıma aracı olarak hizmetine verdi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana beyaz renkli uzun, eşekten yüksek, katırdan alçak, gözünün değdiği son noktada ayağını koyan bir binek olan Burak getirildi. Bundan da Peygamberimiz sebeplere sarılma dersini almıştır. Çünkü Allah Teala peygamberin yolculuğunu sebepsiz ve hiçbir araç olmadan gerçekleştirebilirdi. Allah Peygamber Efendimiz'e mahsus gösterdiği büyük mucizelerden biri de tüm peygamberleri ve elçileri bir araya getirmesidir. Peygamberler de Hazreti Muhammed'i iyi karşıladı ve ona iyilikle dua ettiler. Hazreti Peygamber onlara imamlık yapıp namaz kıldırdı. Bu da Allah peygamberlerden aldığı ahdin pratik bir uygulamasıydı. Allah Teala şöyle buyurur. Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış. Ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Hazreti Peygamber'in gördüğü diğer mucizelerden biri hakkında da şöyle buyurmuştur. İbrahim aleyhisselam ile sırtını Elbeytül Mamur'a dayanmış olduğu halde karşılaşıverdim. Bir de baktım ki ona her gün 70 bin melek giriyor ve bir daha ona geri dönmüyorlar. Bilindiği gibi mamur ev yani mamur mabet anlamına gelen Elbeytül Mamur Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın üzerine yemin ettiği bir makanın adı olarak geçer. Yine Hazreti Peygamber'in yaşadığı diğer mucizelerden biri Sidretül Münteha'ya ulaşmasıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Kalp
gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Me'va cenneti Sidra'nın yanındadır. O zaman Sidre'yi kaplamıştı. İsra ve Miraç yolculuğu Peygamberimiz için maruz kaldığı bütün fitne ve musibetlerden sonra ilahi bir unutlandırmaydı. Bu yolculuk sıkıntıları gideren, kalbi kuvvetlendiren, ruha güven veren bir hediyeydi. Allah Teala şöyle buyurur. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Allah Teala bu yolculukta metafizik gerçekler hakkında Efendimiz'e bilgi vermiştir. Ki Hazreti Peygamber kendisine mahsus bir teşrif olup huzur ve güven içinde olduğunu hissetsin. Ve Allah'ın himayesinde olduğundan emin olsun. Bu hususta İmam Busiri kasidesinde şöyle demiştir. Sen zifri karanlık bir gecede dolunayın gidişi gibi bir haremden diğer bir harame gittin. Sen Miraç gecesi Kabe Kavseyn denilen öyle bir mertebeye yükseldin ki o mertebe diğer peygamberler tarafından ne ulaşıldı ne de istenebildi. O gece bütün nebi ve resuller hizmetçinin efendiyi öne geçirdiği gibi seni öne geçirdiler. Allah'ım Hazreti Peygamberimizin dünyada ahlakıyla ahlaklanmayı ve ahirette şefaatini bize nasip eyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.